eş cinsel göndermeleri hatırlatılan Emel Müftüoğlu cinsel yönelimim Allah'la benim aramdadır diye e, cevap vermiş. Mantıklı. Bakalım Emel Müftüoğlu'nun <laughs> görüntüsü geç... Ne veriyoruz? Fotoğrafları verin, verin üst üste. Eş cinsellikle ilgili ne var burada onu anlayamadım. Burada kadının göğüslerine bakıyor. Ben bunu biliyorum bu klibi. Bu şey. Hovarda değil mi bu? Acı yerim öyle. Evet hovarda. Burada kadının göğüslerine bakıyor. Bu Ama burada hemen orada... erkek gibi değil mi orada Ama zaten? Ama orada şöyle bir şey var. Erkek çocuğunu canlandırmış sanki. Hayır sonrasında seksi bir elbise giyip kadını, gayet kadın oluyor. Sonra kadın olmuştu. Fakat burada şu yüzden bakıyor. Ben o klibi çok iyi biliyorum. Bakıyor sonra kendi göğüslerine bakıyor. Böyle ulan bir bize bak hani bir kadına bak diyor yani. E burada genç bir kız değil yani bayağı şey gibi. Hani küçük çocuk. Hovardadaki klip işte. Sonradan son... Yo, Emel e, eşcinsel mi? Emel öyle bir e, açıklama yapmış. Yo, cinsel de... yönelimim Allah'la benim aramdadır demiş. Daha Ama hepimiz var. için aynı şey Biliyoruz. değil mi zaten? Bir kız evladı var. Ama böyle söyleyince de diyorsun ki cinsel yönelimi ve eli eğilimi farklı diyorsun. Yani ha. kadınlardan hoşlanıyor gibi algılanıyor bu cümleyle. Bak Çünkü... şimdi kadın oldu işte. Biz aynı şey. Yani erkek çocuğu gibi de kadın oldu. Ee, bilmiyorum öyle mi acaba? Yok ya sanmıyorum ya. Ama tabii o Allah'la Allah onun arasında konusuna Allah Allah katılıyorum. Allah'la onun arasında olursa da ona kendi Ama bileceği iş bir yani. bir kız evladı yok mu? Sonra daha önce bir ilişkisi olmadı mı? Yani ben biliyorum daha önce ilişkileri de oldu. Bir dakika. Ee, Emel arayalım. Şimdi. <laughs> ee, evlendi Emel boşlandı galiba. hatta Emel Müftüoğlu. Hatta başka bir erkek arkadaşı da oldu bilinen medyatik, medyatik ilişkisi bir de oldu. Medyatik bir ilişkisi oldu falan. Peki böyle bir açıklama yapmayı gereği neden duydu acaba Emel Müftüoğlu? Bakalım. Uyumuyorsa, Uyumuyorsa bursalı diye biliyorum. Şu an çalıyor Emel'in cebi. Allah Allah. Bir sabah beşte kalktığımız için bu saat bize geç, geç geliyor, geliyor ama. geç geliyor değil mi saat? Sanatçılara sanatçılar için çok erken bir saat. Ama evet. e, şöyle ya Emel de gündem yaratalım mı diye bir şarkı yaptı. Gündem maşallah, maşallah yaratıyor Maşallah gündemden yani. düşmüyor. Evet. E, açmadım. Uyuyordur yani Emel uyuyordur evet. zaten. E, ama bu bu açıklamayı yapınca evet haklı cinsel eğilimleri Allah ve insanın kendi arasındadır. Ee, ama bu açıklama yapınca sanki bir soru işareti bırakmak istemiş mi? Ya da soru işareti bırakmış mı? Acaba? Bıraktı bence. Bence de bıraktı. Peki sen böyle bir açıklama yapar mısın? Ya ben, benim de cinsel eğilimlerim Allah Allah benim aramda ki. Evet işte benim de öyle. Ya ama durduk yere yapmam tabii. Demek ki sorulmuş bir şey. Ha. Ya soruya göre Ama şuna de... şey de cevap verebilir. Şöyle de diyebilir Ece. Eee yani Yok öyle bir şey arkadaşlar. Beni bilmiyor musunuz da diyebilir. Varsa da, varsa var demezsin ama... ...benim Allah'la aramda dersin. Evet. Ay em Emel bir konuşalım. Emel ya, evet bir yayından sonra Zeynep bir arayalım. Konuşalım, ortada yine karıştırmışsın ya biz uyurken. Peki, devam ediyoruz şimdi. Sinan ee, bu aslında karışık bir şey. Ben sana olayı anlatayım. Gani Müjde'nin yazdığı tweetlerden ben de tam olarak anladım biliyor musun? Diyor ki... ...20 liralık sinema biletini... Mısır'la birlikte promosyon yapıyorlar, 30 liraya satıyorlar bu grup, bu yapımcı. Ay pardon, film grubu, ismini veremiyoruz Dağıtımcı değil mi? Dağıtımcı firma. Dağıtımcı firma. 30 liraya satıp, bunun yarısını değil, sadece 5 lirasını yapımcılara veriyor. Tamam mı? Yani promosyon 20 yapıp... 20 artı 5. Aynen öyle. Evet. Ve e, diyor ki Cem Yılmaz diyor film çekmezse, bize vermezse, dağıtımcısı biz olmazsak başka Cem Yılmazlar İlk çıkar. İlk Cem Yılmaz veriyor galiba. Çünkü Evet, dağıtımcı bunu söylüyor. Tamam. E, ondan sonra Şahan. şimdi birisi de diyor ki diyor ki e, heh, birisi de tweet atıyor. Ferhat diye birisi Filmciler ve Mısırcılar kapışmış. Ben bu kapışmada Cem Yılmaz ne istiyor, sinemacılar ne istiyor anlamadım diyor. Bizim gibi ilk başta böyle aval aval bakmış belli ki. Bugün sinemaya gittik. Bir film bileti aldım 30 lira. Bu 30 lirayı kim neden kazanıyor? Kim ne kadar daha fazla kazanmak istiyor? Herkes açıkça konuşsa da anlasak diyor. Cem Yılmaz bu tweet'e şöyle yanıt veriyor. Cem Yılmaz bir şey istemiyor. 20 liraya mısır yemişsiniz hepsi bu diyor. Yani film filme verilen para 10 lira 20 liraya mısır promosyonla birlikte dağıtımcı daha fazla para alıyor yani. Bu çok yanlış bir şey ama çok yapılan bir şey. Ece ben de kışın çok sinemaya gidiyorum haftada iki kere gidiyorum hep şu oluyor. Normalde iki kişi gidiyorum 60 lira mı tuttu diyelim. Yanına mısırını bir şeyini gazlı içeceğini falan filan bir şey veriyorlar 200 liralık oluyorum. 200 liralık olup çıkıyorum. Yani bunu neden yaptıkları şimdi anladım. Meğerse oradan zaten yapımcı nemalanıyormuş. Evet. Şu çok güzel şöyle bir hayra vesile oldu. Şahan ve Ahmet Kural Cem Yılmazla aynı fikirde olduklarını görüyorsunuz. Yılmaz Erdoğan da Yılmaz keza Erdoğan aynı da öyle. şekilde. Evet. Kışa ama Cem Yılmaz'ı biliyorsun daha önce hep karşı karşıya evet. gördük. Gani Müjde de öyle keza. Bu çok esaslı bir hareket olmuş. Benim hoşuma giden bu oldu ama bu yanlış. Bunu yapan herkes bence müşteriler gidip buna tepki vermeli ya. Yani. Evet, film yapımcıları diyor ki salon işletmecileri bize haksızlık yapıyor. Beş yıldır gelirlerinin artmamasına şikayetçi. Ben salon işletmecilerinden bir tane açıklamayı yine okudum. Cengiz Semercoğlu'na veriyor bu röportajı. Diyor ki biz hala kirayı euro ve dolar üzerinden alıyoruz. Yabancı şirket olduğumuz için veriyoruz diyor. Hmm. Yani biz hala diyor zamlı diyor yani dolar ve euro arttığı için o evet. parayla diyor kira ödüyoruz tamam. diyor. Bizi düşünmüyorlar bu konuda diyor. O da öyle bir artısını, eksisini söylemiş. Peki, Peki yapımcılar Türkiye'nin en büyük işletmecisini, bu e, hanımefendi CEO'su. Boy, e, boykot edecek mi? Vatandaşın mısır ve içecek olmadan tek bilet alma hakkı var mı? Sinema kanunuyla neler değişecek göreceğiz bakalım. Bence de bu bir şey söyleyeyim mi? Bu polemik ya şöyle söyleyeyim mısır polemi büyür. Ama ben mısır almıyorum mesela. O promosyona dahil olmuyorum. Diyorum ki biletimi verin bana. Ben içeriden mısır canım isterse alırım, almazsam almam. Ben hep promosyonla aldım. Yani hmm. hata mı yapıyorum? Hata yapmışım demek ki. Ben hep promosyonla daha doğrusu Orada veriyorlar ya bileti. Bir daha o sıraya girmek istemiyorum. Üşeniyorum. Bir de fiyatta nasıl bir güzellik yapıyorlar onu bile bilmiyorum. Ama belli ki avantajlı bir şey yapıyorlar. İçeride alsan daha pahalıya gelecek. İşte avantajlı olsa diyor ki bak Cemil diyor ki sen diyor kardeşim diyor 20 liraya mısır almışsın diyor bu durumda. 30 liraya diyor bilet aldım. İçinde mısır promosyonu var diyor ki 20 liraya mısır yemişsin sen diyor. İyi seneler demiş Cem Yılmaz. İşte çok kötü bu. Bu grup işte patlamış mısır kampanyalı bilet satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı yapımcılarla bugüne kadar elde ettiği hasılatın 1 milyar 836 lira olduğu belirtilmiş. 1 milyar 836 milyon <laughs> TL Böyle rakam yani yoksa... kazanmış. Böyle bir rakam mı var ya? Evet. Res çekiyor yapımcılara. Yani bu yapımcılar şimdi buna vermesi yalnız bu dağıtıcı e, ve en büyük dağıtımcılardan. En yani. Bu, bakalım neler olacak. Bu hatta tek elinde yani neredeyse. Res çekmesini anladım ama böyle de olmaz yani. Sinema böyle... sıkıntıda o zaman. Olmaz. Peki Şahan Gökbakar bir video çekmiş, tepkisini belli etmiş. Bakalım güzel, izleyelim. güzel olmuş o da çok güzel bir şey olmuş. E hepsi aynı gemide şimdi yani. Tabii, Bakalım tabii, tabii. neler olacak. Çok güzel olmuş. Ama da hiç promosyon sonrasında anladın. da Ahmet Kural'dan değil mi bir tepki geldi. o da Çalgı Çengi filmleri, Düğün Dernek biliyorsun bu isimler Türkiye'de rekor kıran isimler ve bu böyle isimlerin zaten BKM'yi yani yılda herhalde 20'ye yakın film yapıyor yani. O yüzden böyle isimleri karşıya almayı da, karşısına almayı da bu yapım şirketi kabul eder mi bilmiyorum ama rest'e rest ile cevap verdi. Onu söyleyelim. Evet, evet. Bir kere M harfiyle başlıyor. Çok 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 iyi bildiğimiz bir dağıtım firması. En iyisi. Bilmiyorum bu savaş nasıl olur? Bakalım nasıl olacak. E, Koreli firmaya satılmış sinema salonları. Piyasanın yüzde 42'si de e, bu oranda satılırken hesap e, sorulmalıymış aslında. Rekabet kurulu e, yok muydu? Rekabet kurulunun çalışması lazımdı bu sırada. Yüzde 42'si Koreli gruba satılıyor. Doğru. Ve 107 sinema, 905 perde var. Oldukça da yüksek. Çok yüksek. Ee, sinema sektörüne de böyle bir balta hiç gerek yok yani. Hı. Zaten sinema Türk sinemasıyla övünüyor haldeyiz sadece. Bari buna bir balta olmasın yani. Peki biz biraz evvel bütün hasılatın rakamını söyledik 1 milyar 836 lira evet, evet. ama şimdi tek tek verelim diyor Bilal herkese görsün 2014 ile başlıyoruz 2014 A'nın izleyici sayısı diğer filmlerin izleyici sayısı A'nın hasılatı diğer filmlerin hasılatı hmm. Ciddi. Nasıl nasıl bir fark var görüyorsun değil mi İnanılmaz bir, İnanılmaz fark, var. bir fark var bu 2015 yıl yıl devam ediyoruz. E şimdi yapımcılarla bu dağıtımcı şirket bu kadar sıkıntı yaşayınca bu her yere yansıyacak. Yani sinema sektörü zor durumda kısa şu an gerçek yani gerçekten. Yani. Evet, 2016'da Herkes tercih edecek. Evet, farka evet, bakın. 2017 yine 2018 var mı? 2018 Vay 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 vay. Harika bak. <laughs> Şimdi bakalım ne olacak? Cem Yılmaz'ın yeni filmi geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi geliyor. Şahan Gökbakar'ın geliyor. Bak bunlar sektör ayakta tutan isimler yani. Onları karşılamak evet. büyük sıkıntı. Cem bakalım Yılmaz olmazsa yeni Cem Yılmaz'lar gelir ne demek ya? Cem Yılmaz'ın nerede bir yanıt varmış? Gani Müjde paylaş. Çok güzel. Ee, Senin tahtına ben oturacağım gün dikkat gelecek et, diyen birisi. De. Dikkat et de o tahtta ben o sırada oturmuş olmayayım diye bir cevabı var Cem Yılmaz'ın. Ee, yani kolay yetişmiyor. Yoksa Cem Yılmaz'ın neler rakipleri olurdu. Valla benim beğendiğim bir isim var bu arada. Kaan var. Ee, bir AVM'de. bir hatırlıyor musunuz? Şeyi yayınlamıştık. Altın Kelebeğin şeyini yapmıştı. paradisini yapmıştı. Altın Kelebek Ödül Töreni'ni. Kaan biz youtuber demiştik. Çok e, yani tam bilmediğimiz için ama şu an birçok kişi tarafından biliniyor. Hem komedyen hem yazarlık yapıyor. Kaan Sekban Kaan da çok güzel gidiyor. Cem Yılmaz Kaan'ı takip ediyor bu arada ve o AVM'de Altın Kelebek Ödül Töreni yapıldığı AVM'de tek başına stand-up yapıyor ve dolduruyor bütün salonu biliyor musun? En yakın zamanda gidelim. Yani Aa. yeni Cem Yılmazlar geliyor ama kolay da gelmiyor ya. Çok zor. Evet, Değil çok mi? Çok zor ama o yeni insanlara destek vermesi çok güzel. Gidelim. komik Gidelim değilmiş. Kaan Sekban. Gerçekten tamam. çok komik. E, gidelim. Bakalım.